Merhabalar, buradayız. Hepimiz iyi yerlere götürüyorlar abi. Kolay gelsin. Kolay gelsin. İşinizi. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Hayırlı olsun. Başkanım, temsilen size sanırım ne istiyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Merhabalar. Çok haberler geliyor bana. Onları şeyde masaya... Hayırlı olsun. Hacı abi, biz sizi izleyelim. Şeylerin, konuların dinleyelim. Eğer projelerimizde merak ediyorsanız projelerimizde hazır. Elle taciz gerekse alkol sokağı kurularak burada bir hizmet boşa gidiyor. Hizmete gidecek ekonomik katkı boşa gidiyor. Bu ekonomik katkıyı mahalle aralarıydı, altyapıydı, bilmem işte yani diğer hizmetlerdi. O şekilde değerlendirme nasıl yapılacak? Çalışmak zorundayım. Çünkü çalışmazsam ahlakım bozulur. İnan hatırlamıyorum ama eskilerden birisi söylemiş. Bizler işsizliği, uğraşıyı, insanların meşguliyetini, cebine para girmesini, evine mutlu gitmesini gülen insanlar bir toplum yaratırsa o ahlaki çöküş durdurulur. Öyle değil mi? Yani şimdi ben işim var. Elim dolu gidiyorum. Çocuklarımı gezdirecek alanlarım var. O zaman insanlar niçin birbirine hani ahlak ve bozukluğu bahsettiğiniz gibi yaşasın? İki, biz gelişmişliği sadece sahilde değil, her mahallede sağlamayı istiyoruz. Her mahallede sağlayınca bu sefer ne olacak? İnsanların bazıları diyecek ki ben mahallemde de mutluyum. Üçüncüsü, festival gibi şeyler, kültürel faaliyetler AK Parti belediyeciliğinin en önemli konularından da bir tanesi. Kültürel faaliyetler ve sanatsal faaliyetler devam edecek. Bunlar yaşam içinde, insan içinde son derece önemli. Ancak o şekilde değil. Yani senede 3 gün dediğiniz gibi esnafımızı da mağdur eden şekilde, insanımızı da rahatsız eden şekilde değil. Bakın burada festivallerin nasıl yapılacağı hakkında bilgi var. Bunlar hem Ereğli'miz kazanacak, hem insanlarımız kazanacak, hem insanlar kendini daha mutlu hissedecek. O dediğiniz, anlatmak istediğiniz ahlaki çöküntü de en azından buralarda olmayacak. Selam. Bak beni bir tokaya göre dön gelelim. Güzel Süselim Bey. Biraz oraya gidiyorum. Kombi bir tokaya gidelim ondan dönelim sen. Altına da doldurun, elma da doldurun. Ankara'lı. Geldi mi herhalde? Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Merhabalar. Biraz koyu giyelim. Benim bir göz koyayım. Haydar Bey, iki zarf ödeyelim. Çıkar geldi mi? Daha ağır sonuçlar çıkaracak. Biz kaçalım. 16.
Ben daha önce oynayayım diyor. Bir de dizi versin Hüseyin abi. Çeviriyorsun abi, onu çeviriyorsun, onu sürtüyorlar. Bir de su döküyorlar. Sen ona sürte. Sürt biraz abi, sürt biraz. Öyle yapma. Şöyle tutunca abi. Abi, o işi sen yap, ben... Abi orası zaten... Hadi! Orası da bak zaten, hocamın orası. Hocam! Başkanım da şikayet ya. Evet arkadaşlar, çay da içecek. Var mı? Rusya'sından Osman'ı yeriyor. Ben de Osman. Selamünaleyküm. Başkan nasılsın başkan? Bizleri bugün tatil gününde kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Sizleri dinlemeye, sorunlarınızı dinlemeye, sorunlarınızı tespit etme ve bu bilgileri aldıktan sonra da inşallah belediye, AK Parti'nin belediye olduktan sonra en hızlı, en süratli, en doğru çözümü getirmek için yola çıktım. Ben ve arkadaşlarım hepsi kendi alanlarında son derece tecrübeli, son derece güzel, son derece emeği sevdalısı arkadaşlarım. Sizlere teşekkür ediyoruz ve bizler dinlemeye hazırız. İnsan girip çalışabileceği bir yer olsun, en iyisi o, en iyi projedir ya. Dediğin doğru. Olayı çok İlk basit etapta bunlar. Şimdi bak, olayı, şimdi biz şöyle, dediğin doğru, şöyle düşünebiliriz. Tüm dünyada, tüm belediyecilikte günlük yaşamı çözen, günlük hayatta karşılaşılan problemlere çözüm getirilmemiştir. Ancak sizin dediğiniz doğru. Kardeşim diyor, ben diyor onu bunu anlamam diyor, bana proje falan diye diyor. Benim evime ekmek getireceğim, maaş götüreceğim bir proje. Peki bu neyle olacak? İş alanları, sermaye, işte organize sanayi, işte eğitim vadisi veyahut da kent meydanı gibi projelerimizde işçi çalıştırmak, deneyimli personel çalıştırmak, bu iş alanları harekete geçerse, işsizlik önlenirse, atıyorum iki tane büro çalışmak. Ne yapacak? Bir yerlerden çay içecekler. Yani sizlerin eve ekmek götürebilmeniz için en basite indirgiyorum. Sigortalı, maaş alabileceğiniz bir iş yerinde çalışmanız lazım. Peki bu iş alanlarını kuramazsak, bu iş adamlarını ereğiyle davet edemezsek, organize sanayideki işçi sayımızı artıramazsak, 5.000'li 10.000'li sayılara çıkaramazsak, nasıl olacak bu eve ekmek götürme? Doğru yolu tercih edemezsek, Ereğli adına söylüyorum bunu. Hepimiz için, Ereğli'de hepimizin yatırımları var, hepimizin işi var, evi var, çoluk çocuğu var, geleceği var, hayalleri var. Hepimiz adına üzüntülü bir durum olur. Bu dakikadan sonra zaten böyle bir ihtimal Ereğli'de gözükmüyor, Allah'a şükürler olsun. Bunu da birileri yapacaksa, hükümetle uyumlu anlamda çok daha hızlı, çok daha rahat ve ciddi manada yol alabilecek şekilde. Bizim kaybedilmiş çok yıllarımız var. Bir kere temiz bir 15-20 senemiz var. Yani biz bir 20 sene önce Türkiye ortalamalarına baktığımız zaman Ereğli çok daha önde bir yerdeydi. Ama 20 yıldır biz yerimizde sayarken diğer şehirler gittikçe yol kat ederek bizi gelip geçtiler. Yanı başımızda Düzce'ye yapıyoruz, buradan yolda giderdik. İstanbul Ankara'ya giderken Düzce'yi de görüyorduk. Ama yatırımların hak ettiği gibi aldılar. Bizimse burada her zaman bir sorun çıkartan, sorun üreten bir belediye anlayışından artık çözüm üreten bir belediye anlayışına geçmek zorundayız. Başkanım,
Millet mesela bilmez çoğu. Çağcuma, Devrek, buranın yani dörtte biri kadar. Çağcuma'da organize sınayı aldı götürüyor. Evet abiler, öncelikle bizi kabul ettiğiniz için, bize zaman ayırdığınız için hepinize teşekkür ediyoruz. Bir sohbet ortamında sevgilerim, sevgili büyüklerim, sevgili arkadaşlarım, çok sevgili genç kardeşlerim, bizleri bu saatte kabul ettiğiniz için hepinizi tek tek selamlıyorum, saygılar sunuyorum. Sohbete geldik. Sorularınızı, bizleri tanımak istediğinizi, burada duygu düşüncelerimizi açıklamak, paylaşmak, sohbet etmek için geldik. Sağ olun, var olun. Aldı, ancak şunu istiyor. Orada 2-3 kişi karşısında söylediydin. Bu kadar kalabalığın arasında tekrar bu sözü teyit etmemi istiyor. Osmanlı Selçuklu mimarisi, değil mi? Kendi beğendikleri bir yapı. Zaten bizler de o düşüncedeyiz. Onun sözünü verdik gitti. Sağ olun. Hocam sağ olun.